Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi ilmike ve bi malumatik. Cezallahu anna Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ma ve ehlu. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu zalimin. Kainattaki zerreler kadar Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ile selam olsun. Cenab-ı Allah, onun ve sahabelerin kulluğu kadar kendisine bizden salat ile selam eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi ilmi ilmike ve bi malumatik. Allah'ım senin ilmin kadar ve malum olduğun işler kadar Efendimiz aleyhi selatu ve selama Salat ile selam olsun. Değerli arkadaşlar, ülfet insanın belli şeylere karşı alışkanlık kazanması suretiyle etrafında dönüp durduğu olağanüstü varlık ve hadiselere karşı lakayt ve alakasız kalması halidir. Yani belli bir şeyde heyecanlı kaybetmesi, belli bir şeyde de insanın arkadaşlar kendisini bir kenara bırakmasıdır. Aslında ülfet insanın kendisinde olan bir sürü özelliği bir anda unutması ve ondan vazgeçmesidir kıymetli arkadaşlar. İnsan yaratılışı itibariyle ülfete açık olabilir. Zira o bir mesele karşısında ilk başlarda heyecan duysa da arkadaşlar gerekli bakış derinliğini yakalayamazsa zamanla bu heyecanını kaybeder. Artık ciddi meseleler bile onun nazarında canlılığını yitirir ilgi çekmez olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namaza kalkarken Hazreti Ayşe diyor ya namaz vaktinde o bizi tanımazdı biz de onu tanımazdık. Yani namaz halini buna benzer sözlerle ifade ediyor. Değerli arkadaşlar aynen öyle ülfete düşmüş, gaflete düşmüş bir insana siz namaz deseniz, abdest deseniz gel iki dakika şurada Allah'ı zikredelim deseniz heyecanlandırmaz. Çünkü artık o bir ülfete peyda olmuştur. Yani İslamiyetle ilgili can alıcı bir mevzuyu ilk duyduğumuzda kalbimizdeki böyle bütün organlar tetikleyici olur yani. O bütün cevaplar Rabbimizle münasebetimizi takviye edici çok canlı bir söz olarak hissederiz onu ürpeririz. Fakat daha sonra yani ülfete düştüğümüzde arkadaşlar bu bütün insanlar için geçerlidir. Ülfetle birlikte o mesele sadece kendine has donuk hatlarıyla akıllarda bir hikaye olarak kalabilir. Ruhumuzda meydana getirmesini beklediğimiz heyecanı artık meydana getirmez hale gelir. İşte bu durum arkadaşlar bir ülfettir yani. Ülfet durağanlığıdır. Her devrin en büyük hastalıklarından olan ülfetten peki sahabeler etkileniyor muydu? Evet onlar da etkileniyordu. Abdullah bin Mesud'un anlattığına göre ayetler gökten terü taze peşi peşine gelirken bile onlar tabi elbette kendi keyfiyetlerine göre arkadaşlar ülfetten dolayı uyarılmışlardı. Bir ayette değerli arkadaşlar onlar uyarılıyor yani. Bununla alakalı hadis-i şerif de var yani. İman edenlerin kalplerinin Cenabı Hakk'ı ve onun tarafından inen hakikatleri hatırlayarak yumuşayıp saygı ile dirilme vakti gelmedi mi? Sakın onlar da daha önce kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar. Zira kitabı tanımalarının üzerinden kendilerince uzun zaman geçmesi sebebiyle onlar da ülfet meydana gelmiş, neticede kalpleri katılaşmıştı. Hatta onların çoğu büsbütün yoldan çıkmışlardı. Hadid suresinde arkadaşlar bu ayet. Evet. Bu uyarıyla sahabeler olgunluğa giden yolu kendilerine göstermek ve kalplerine heyecan vermek için arkadaşlar adeta tehdit edilmişlerdi. Eğer bu durum onlar için söz konusuysa yani onlardan sonra gelecek olan her topluluk için de bu söz konusudur. Bizler yani o yolda olduğumuz için sahabenin ürperdiği ve çekindiği şeylerde arkadaşlar çok teyakkuzda olmalıyız. Yani terü taze Müslümanlığın yeniden doğuşunu gördüğümüz zaman meseleyi sahabe neşvesi içinde kabulleniyor, gecelerimizi oldukça canlı geçiriyor, yer yer bu tür mevzular karşısında içimizde heyecan duyuyor, Gönlümüzle Allah'a yöneliyorsak arkadaşlar taze kalmışız demektir. Ama zamanla bunlar bizim için de alışa geldiğimiz meseleler haline geliyorsa Allah'tan gelen ve kitapta anlatılan her mesele o ölü gönüllerde arkadaşlar makes bulmuyorsa yani karşılığını görmüyorsa değerli arkadaşlar demek ki artık bizler de ülfetin esiri olmuşuz, ürpermiyoruz. Müslümanın sıfatıdır biliyorsunuz heyecan ve helecan. Mesela ümitsizlik bir kafir sıfatıdır. Yani ümitsiz insanın heyecanı yoktur. Onda bir heyecan bulamazsınız. İnsanlar kitabımız 14 asır evvel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nazil oldu. İfadesi Arapçadır. İçinde de bizden bazı şeyler isteniyor ama biz bunları bilmiyoruz diyorlarsa burada bir ülfet var demektir. Bu durum hem o insanlar için hem de o kitap için büyük bir talihsizliktir. Ve bu insanlardan meydana gelen bir toplumda baş aşağı gitmeye başlamıştır. Yani öncelikle şunu ifade edelim arkadaşlar. Bugün insanımız bulunduğu şeyin kadrini kıymetini bilmemek suretiyle ülfet içindedir. Yani Muhammedi olmanın heyecanını yitirdiği için yani gece teheccüde uyanmanın ailece kalkıp dua etmenin heyecanını hiç yaşamadığı için veya bulup yitirdiği için ülfet içinde. Her şeyden evvel Kur'an'a sahip çıkan arkadaşlar insanlar şunu çok iyi bilmeli. Onu elinden kaçırmamak adına çok ciddi gayret etmeli. Mesela Allah size bir şey öğretmeyi nasip etmişse, öğretmenlik vermişse, Kur'an kursu hocalığı vermişse, iyi bir insan, iyi bir Müslüman, iyi bir komşu eylemişse, bunu kaçırmamak adına, Allah'ın bu nimetini elde tutmak adına arkadaşlar gayrette olmanız gerekiyor. Bu meseleye Hz. Musa hakkında anlatılan bir hadiseyle bakacak olursak arkadaşlar, şöyle biliyorsunuz büyük peygamberlerden, işte o büyük Peygamber, Ya Rabbi, görüyorum ki pek çok kimse ciddi bir coşkunluk ve heyecan içinde sana doğru koşup gelirken daha sonra vazgeçiyor ve yarı yolda kalıyorlar diyor. Cenab-ı Hak, arkadaşlar, o büyük hikmeti ve azametiyle diyor ki, Ey Musa, onlar bana ulaşanlar değil, henüz hiçbir şey bilmeden yola koyulanlardır. Bana vasıl olan insanlar asla gerisin geriye dönmezler diyor. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Ey Musa, onlar bana ulaşanlar değil. Henüz hiçbir şey bilmeden yola koyulanlardır. Bana vasıl olan, bana ulaşanlar asla gerisin geriye dönmezler. Demek ki değerli arkadaşlar, yani yolun yani çok iyi bir Müslümanken geri dönenler aslında sadece yola koyulan, çok bilgisi olmayanlar. Ülfetin hani temelinde ne vardır diye bakalım arkadaşlar. Ne vardır? Evvela insan daha kavuşmadan, elde etmeden yani vasıl olmadan elde edilen küçük şeyleri hatta vesilelere ait şeyleri onu bir hedef mevkine, gaye mevkine koyarak her şeyi elde etme, gurur ve kibrine kapılma gibi bir yani sıkıntılı ruh aletine bürünüyor bu söz konusu. Yani onun ruhu hasta esasen, yaralı bir ruhu var. Evet insan her şeyden önce kendisinden ne istendiğini iyi bilmelidir. Ondan Rabbine binbir ismiyle kalbi ürpere ürpere dua ve niyaz etmesi isteniyor. Bu gecenin karanlıkları içinde Rabbe teveccühün adıdır. Yani Cenabı Hakk'a aşkın adıdır. Mümin vicdanında her zaman Cenab-ı Allah'ı duymaya çalışmalı, ona söylediği ve ondan gelebileceğini düşündüğü her şeyin kendi vicdanında, kendi kalbinde arkadaşlar yer bulup onun aydınlığı içinde bir nur meydana getirmesini kendine gaye edinmelidir yani. İşte ülfet arkadaşlar, yani bir şeyin sıradanlaşması ülfet. Ülfet bir hastalık ve bir bakış zaafına bağlı bir ruh hastalığıdır. Bu itibarla insanın arkadaşlar her şeyden önce hem şahsi gurur ve kibrini hem de gerçekten böyle kendisine ait gördü böyle ben de çok özelim gibi halleri bırakması lazımdır. Bunları elden bırakmayan, benim diyen bir insanın öbür alemden gelen benim sesini duyması mümkün değildir. Siz Cenab-ı Hakk'ın azametini ve kibriyasını kendinize ait bir mesele, kendinize ait hissediyorsanız ötede sahiplenmeyi beklemeyeceksiniz. Çünkü insan arkadaşlar kulluğu acziyetindedir, fakirliğindedir yani. İnsan aciz olduğu için secdeye varır ve Rabbim der ve orada Cenab-ı Hakk'ın eksiksiz sıfatını yani eksiksiz sıfat derken Subhansın Ya Rab seni bütün eksikliklerden tenzih ederim şeklinde söylenen sıfatını söyler. Ayağa kalkınca da onu söyler. Rükudayken de onu söyler. Hani derler ya benzetmeler yapılır namazla alakalı çok güzel teşbihler de vardır yani. Derler ki ayaktayken böyle bütün kainatın zikrini anlıyoruz. Rükudayken bütün böyle işte rükuda gezen de Böyle Allah'ı zikreden hayvanatın halini anlıyoruz. İşte secdedeyken sürünenlerin Allah'ı zikrini anlıyoruz. Yani kainatta nebadatın, hayvanatın ve bütün kainattaki zerrelerin zikri aslında namazın içinde arkadaşlar mevcuttur yani. Hani bunu arkadaşlar bu benim sesini tasavvuf vadesiyle ifade edersek önce benlikten vazgeçme sırları kazanılıp sonra da Rabbin karşısında arkadaşlar aciz bir varlık ortaya koymak yani. O öyle olmalı. Aciz bir varlık ortaya konulmalı. İnsan kendisini öyle bilmeli. Yani bu ülfetten kurtulmak için birinci şart yani. Ayrıca ülfe, ülfeti yırtmak arkadaşlar çok ciddi manada yani fikirde bir yenilik ister yani. Okuyan, düşünen ve karşısına çıkan hayat kitabının her sayfasını yeniden yorumlayan yani hani yeni terkipler şeklinde gören ve onu hayatına, kendi irfan hayatına, kendi derinliklerine kazandıran bir insan her tarafı orijinal şeylerle kuşatılmış bir dünyada yürüdüğünü görür ve arkadaşlar Allah'ın izniyle ayakta kalır yani. Büyüklere ait menkıbeler okumak da ülfetten kurtulmak için yapılacak şeylerdendir. Mesela bu konuda ashab-ı kirama dair yazılmış kitaplar okunabilir. Zira arkadaşlar salih insanlar zikredildiği zaman ölmüş kalpler ihya olur. O büyük örnekler karşısında vicdanlar ürperir ve titrer. Onları tanıyan biri büyükleri karşısında onlar nerede, biz neredeyiz diye, diye soracak ve kendisini çok ciddi bir muhasebeye zorlayacaktır. Önden çekici, arkadan itici fark, faktörler olmadıktan sonra o ülfet denen büyük belanın elinden kurtulmak çok zordur. Sahabelerden Hz. Hanzala İbni Rebi radiyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında duyduğu neşveyi başka zamanlarda duyamadığından ötürü kendisine Hanzala münafık oldu diyor. Yani münafıklıktan endişe ettiğini söylüyordu. Bir gün yine bu duygular içindeyken Hazreti Ebu Bekir ile karşılaştı. Onun böyle kederli halini gören Hazreti Ebu Bekir ne olduğunu sordu. İki sahabenin arkadaşlar haline bakın. Aldığı cevap Hanzala münafık oldu oldu. Hanzala daha sonra bu duygusunun sebebini şöyle açıkladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda olduğumuzda cennet ve cehennemden bahsediliyor, sanki onları görmüş gibi oluyoruz. Oradan ayrılıp evladı iyal, çoluk çocuk, bağ ve bahçemize gidince gözümüzün önünden her şey siliniyor. Çarşıya çıktığımız zaman Allah ve Resulullah unutuluyor. Bu ise münafıklık ve iki yüzlükten başka bir şey değil. Hazreti Ebubekir Hazreti Hanzala'yı dinledikten sonra aynı duyguları kendisi de hissettiğinden vallahi ben de aynı duyguları yaşıyorum diyor. Bunun üzerine beraberce gidip hallerini efendimize açıyorlar. Keşke biz de göreydik de aklımıza takılanları varıp soraydık, değil mi arkadaşlar? Allah ötede komşu eylesin. Allah Resulullah'a cennet komşusu eylesin bizler inşallah. Efendimize gidip durumu anlatıyorlar ve Efendimiz diyor ki arkadaşlar nefsimi kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e kasem olsun ki siz benim yanımdaki hali dışarıda da devam ettirip o durumunuzu koruyabilseniz melekler aranıza iner yollar da sizinle musafaha ederdi. Fakat ey Hanzala bazen öyle bazen böyle olması normaldir. Bu münafıklık değildir der ve son cümleyi üç kere tekrarlar. Enen fe enen. Evet diyor. Allah Resulü bunu derken sanki ey Hanzala bir ekin gibi düşeceksin. Düşeceksin ama ürperip kalkacaksın. Ya Rabbi gaflet içine düştüm diyecek yine ona koşacaksın. Başka bir zaman yine bir gaflet seni bastıracak. Ayın bulutların arkasında kaldığı gibi yine görünmeyeceksin. Fakat biraz sonra yine çıkacak ve koşacaksın. An olacak evladı iyalinle hemdem olacaksın. An olacak Rabbinle hemdem olacak, mes ve sermes yaşayacaksın diyordu. İşte insanlığın sürekli o yüksek çizgide kalması zordur. Çünkü onun tabiatı böyle arkadaşlar. Bazen çok büyük meselelerde, ulvi alemlerde dolaşırken bazen de tanınmayacak hale gelebilir. Önemli olan dönüp dönüp gitmek. Biliyorsunuz sahabeyi görenlere ne deniyordu? Tabi'in diyorlardı arkadaşlar. İşte o tabinin imamlarından Abdullah bin Ebi Müleyke de diyor ki asabi ı kiramdan 30 kadar insan tanıdım. Hepsi de kendilerinde nifak alameti olduğu şüphe ve korkusunu taşıyorlardı diyor. Bunların içinde Hazreti Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhuma gibi büyük sahabeler de vardı. Hazreti Ömer ki Allah Resulü diyor ki biliyorsunuz arkadaşlar onun hakkında benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu diyor. Evet yani bu sahih hadis yani. Tirmiz'de geçen bir hadisten bahsediyorum. Hz. Ayşe dinin birçok hükmünü kendisinden öğrendiğimiz ilmiyle bilinen büyük bir sahabe Hz. Ebu Bekir'in kızı. Bu zatlar arkadaşlar kendi haklarında endişe yaşıyorlarsa bizim gibi sıradan insanların kalbinin böyle kasvetten, sıkıntıdan yani gözümüzün yaşarmayışından gece hayatımızın olmayışından, teheccüdlere kalkamayışımızdan, kalkıp da iki damla gözyaşı dökemeyişimizden, Rabbimizle münasebetimizin gerçekten yani eksikliğinden dolayı arkadaşlar, bizlerin gerçekten bu endişeyi herkesten önce yaşamamız gerekiyor. Onlar öyleyse biz bunu çok ciddi yaşamalıyız. Şayet bir insan içinde en azından ticari hayatındaki bozulma karşısında duyduğu endişe kadar bir endişe taşımıyorsa, bu endişe onda yoksa gerçekten kendi münafıklığından endişe etmelidir. Bir mümine yani asla ve asla münafık denmez, kendisi de demesin. Fakat Allah Resulü bazı emareleri münafıklık alameti olarak saymış. Mümin bunlardan endişe edip ürperdiği zaman bir bakıma o ülfetten ve o gafletten kurtuluyor, kendisine bir yol buluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Huzeyfe'ye münafıklar hakkında biliyorsunuz bilgi vermişti. O münafıkları bazen zuhur edecek münafıkları biliyordu. Yani onlarda onlarla birlikte zuhur edecek fitneleri de biliyordu. Hazreti Huzeyfe münafıkların cenaze namazlarını kılmıyordu arkadaşlar. Hazreti Ömer de onu takip ediyor. Onun namazını kılmadıklarının namazına katılmıyordu. Bir gün Hazreti Ömer'in iyi olarak tanıdığı birisinin cenazesi getiriliyor. Herkes namaza durmaya hazırlanırken bakıyor ki Hazreti Ömer, Hazreti Huzeyfe oradan ayrılıyor. Bunu gören Hazreti Ömer hemen peşinden yetişiyor ve ona cenazenin münafıklardan olup olmadığını soruyor. Cevap vermek istemiyor Hazreti Huzeyfe. Ama Hazreti Ömer zorlayınca evet diyor, münafıklardandı diyor. Çünkü Resulullah ona söylemişti münafıkların isimlerini. Her gün camide müminlerin arasında olan bir insanın, yani İslam'dan nasıl nasip olmaz? Ama olmamış işte arkadaşlar. Bunu duyan Hazreti Ömer yani nasıl da endişeleniyor? Hazreti Ömer'in endişelerini insan daha iyi anlıyor. Hazreti Ömer gibi büyük bir zat bile bunu soruyorsa bizim hayatımızda gerçekten bazı endişeler olmalı ya. Kendimize zor sorular sormalıyız arkadaşlar. Seccadeye başımızı koyup Rabbim endişe ediyorum ben de onlardan mıyım onlardan olmaktan sana sığınırım diye çok çok dua etmeliyiz arkadaşlar. Hani var ya arkadaşlar, ey Kerim Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Ali İmran suresinde hepimizin bildiği arkadaşlar o ayetteki o duayı çok söylemeliyiz ve böyle inlemeliyiz. Resulullah durmadan Tekrar ediyor. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzerine sabit kıl diyor. Efendimiz böyle diyorsa ya mukallibel kulub ey kalpleri evirip çeviren diyorsa biz de arkadaşlar herhalde kendimizi böyle garantiye almış gibi görmemeliyiz. Rabbimizden ümidimizi kesmemeliyiz ama dengeyi iyi kurmalıyız. Eğer bu endişeler arkadaşlar içimizde duymuyorsak kendimizde bir nevi münafıklık olduğu, nifak olduğu endişesini taşımalı ve korkmalıyız. İnsan bu hususta endişe ettiği kadar Rabb'iyle irtibatını güçlendirir. Hazreti Ömer diyor ki bakın, sen nerede, şehadet nerede? Kendisine sık sık bunu söylüyor. Şimdi sana, yani bize hakikaten, yani herkes kendine sorsun, sen neredesin diye sorabilir miyim arkadaşlar? Ben kendime sorabilir miyim? Yani herkes kendine bunu sormalı. Yani bize hakkı ve hakikati anlatan, hatırlatacak insanlar hayatımızda gerçekten var mı? Yani birisi niçin namazını kaçırıyorsun dediğinde alınmadan yahu doğru da söylüyorsun diyor muyuz arkadaşlar? Evet. Bunun için kalbi incelten arkadaşlar Kur'an'la yani kitab-ı rekaik diyebilirsin arkadaşlar sen yani o rakik kitabı ile. Sana o elif, la, mim Zalikel kitabu la raybe fi huden muttaqin cenab Hakk'a yani onun kitabıyla alakadar olarak Rabbim ne olur beni bağışla diye Kur'an'ın her sayfasında ayrı bir tazarru ve niyaz ile arkadaşlar bir bağlılık yemini yeniden bir dirilme adına arkadaşlar gayret göstereceksin. Şu dünyada yani hakikaten gezdiğimiz dolaştığımız gibi Efendimizin her biri güzel sözlerine tutunacağız ve ahirette dolaşacağız inşallah. Orada hesabı, mizanı ve başımıza gelecek şeyleri burada görüyor gibi olacağız Allah'ın izniyle. Eğer Efendimizin sünnetlerine ve hadislerine yapışırsak böyle olur. Değerli arkadaşlar, İnfitar suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Her nefis ileriye ne takdim ettiğini ve geride ne bıraktığını bilecektir. Evet. Arkadaşlar, bunun için sık sık önünü ve arkasını kollayacaksın, yoklayacaksın. Ne oluyor acaba? Geçmişte neyim vardı, geleceğe ne hazırlıyorum diye. Yani ölmeden kendi defterini, kendin birçoğunu tutacaksın. Evet, senden evvel ahirete gerçekten güzel ameller adına ne gönderdin? Geriye bıraktığın şeyler ahiret işine yarar mı, yaramaz mı? Bunlara bakacak, sık sık kendini kontrol edecek, dünyada iken ahiret sahnelerinde geziyor gibi gezeceksin. Bunlar işte o ülfetin yani bir şeyin sıradanlaşmasının perdelerini paramparça edecek ve insan kendisini Kur'an'ın o güzel havasına salacak ve Allah'ın izni ve bahardaki güller gibi terü taze onu hissedecek, Kur'an yeni nazil oluyor gibi görecektir. İşte insanın o ülfet ve gaflet arkadaşlar perdesini yırtmak için şekil ve şekilcilikten kaçınması gerekiyor insanın. Namaz mümin için bir vazifedir. Evradı eskar, Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, dua gibi şeyler de insanın manevi hayatı adına çok mühimdir. Bunlar yani kesinlikle yani en düşük seviyede bile olsa mutlaka yerine getirilmelidir. Bunların her biri hakla ayrı bir münasebet ifade eder. Evradı eskar okurken Namaz kılarken, diğer ibadetlere teveccüh ederken bunları şekil olarak yapmaktan daha ziyade arkadaşlar bir vazife içinde yapmalı ve muhatap olarak karşımızda Cenabı Allah'ı görmeliyiz. Önünden seni hesaba çağıran Rabbin, ayaklarının altında sırat köprüsü, dağ cesametinde alevlerin kıvılcımlarının seni tehdit ettiğini gerçekten düşüneceksin. Sırtında bütün bir hayatın mesuliyeti ve vebali. Bunlarla beraber o köprüyü geçmekle mükellefsin. Düşün ki defterler sağda solda uçuşup duruyor. Defterini kimi sağdan, kimi soldan alıyor. Bunları düşününce insanın endişesiyle hakikaten ciğerleri parçalanır. Yüreği ağzına gelir. Evet, bu endişeyi taşıyacak ve bu endişeyle Rabbin kapısına varacak. Allah'ım ben mücrimim, sen kerimsin, ben günahkarım, sen rahmansın, ben isyankarım, sen beni çekip toparlayansın, ben efendisinden kaçmış bir köleyim, sen sultanlar sultanısın Allah'ım senden gayrı kapı bilmiyorum. Ne olur beni affet. Hani İbrahim Etem'in müthiş duası var ya arkadaşlar. İlahi günahkar kulun günahlarını itiraf ederek sana geldi. Sana dua ediyor. Eğer af ve mağfiret edersen o işe ehil olan sensin. Eğer kapından kovarsan senin kapından başka hangi kapı var ki oraya gidilsin. İşte değerli arkadaşlar gafletten, o sıkıntılardan kurtulmak adına her zaman yenilenmeliyiz. Cenab Allah kalbimize dirilik versin. Cenab Allah kalbimize güzellik versin. Cenab Allah efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya hakkıyla ümmet eylesin. Efendimiz hürmetine bizi tutsun, kaldırsın. Allah kalbimizi Allah gönlümüzü sahabelerin gönlü gibi her an arkadaşlar efendimizin huzurunda hani onu dinlerken o canlılıkları var ya Gönlümüzü öyle eylesin. Herhalde bu ülf feti ve gafleti yırtan perdelerden arkadaşlar bir tanesini de söylesek herhalde şunu söyleriz yani. Başkalarına dini anlatma, onları da cennete davet etme. Onlar adına hakikaten... Yeniden yani bir şeyleri yaşama bizi hep taze tutar. Mesela siz 40 yıldır namaz kılıyor olabilirsiniz ama bir çocuğa namazı öğretirken onun hayatı boyunca namaz kılacağı, onun da eşine namaz öğreteceği, çocuklarına namaz öğreteceği arkadaşlar bunun hayalini kurarsanız Allah'ın izniyle yeniden bir 15 yaşındaki delikanlı gibi hayata yeniden başlarsınız. Çünkü sizin vazifeniz gereği sürekli başkalarına bir şey anlatırken de sürekli arkadaşlar diriliyor, sürekli yeniden arkadaşlar bahar gülleri gibi tazeleniyorsunuz. Cenab-ı Allah her an terü taze kalma yollarında eylesin. Kalbinizi kinden, nefretten uzak tutma adına Cenab-ı Hakk'ın zikriyle meşgul edin. Çok bunaldığınızda ya hay ya Allah deyin. Yeniden hayata böyle bağlanma isteğiniz gelir. Böyle çok bunaldığınızda şeytan üzerinize vesvese verdiğinde Euzubillahimineşşeytanirracim, Euzubillahimineşşeytanirracim bunu çok çok söyleyin. Böyle yolda giderken, belde giderken, koşu yaparken, işe giderken, işten gelirken birisine bir şey anlatmadan önce mutlaka Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bir adedi ilmike ve bir adedi malumatike diye bol bol salavat çekin arkadaşlar. Yolda giderken, yağmur yağarken açın ellerinizi dua edin. Meleklerin yere indiğinde siz de ruhunuzu göklere yükseltin. Salıverin arkadaşlar gönlünüzdeki o duaları ve ve hep şunu söyleyin arkadaşlar. Hep yatın kalkın şunu söyleyin. Allah'ım kainattaki zerreler kadar Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ile selam olsun. Bütün kainat devam ettiği sürece yerler gökler kadar salat ile selam olsun. Böyle söylemek lazım. Değerli arkadaşlar teheccüdle alakalı şunu söyleyeyim. sorularınız üzerine teheccüd namazını arkadaşlar imsak vakti girmeden evvelki o bir saatlik vakit özellikle çok mühim seher vakti dediğimiz vakitte de kalkmak arkadaşlar seherde uyanmak çok önemli. Bereket seherdedir. İmsak vaktine kadar teheccüd kılabilirsiniz. İki rekat da kılabilirsiniz. Allah'ın izniyle inşallah değerli arkadaşlar 6 rekatla 8 rekatla kılabilirsiniz. Cenab-ı Hak inşallah kalbinizi nurlandırsın arkadaşlar. Cenab-ı Allah sizi sevdiklerinden eylesin. Değerli arkadaşlar inşallah yarın yine başka bir sohbette buluşuruz. Allah'ın izniyle inşallah haremeyn ailesi olarak arkadaşlar dualaşalım, karşılıklı dualaşalım. Hepimiz arkadaşlar aciziyeti başından aşkın, aciz kullarız. Gerçekten etrafımıza dua etmekle vazifeliyiz. Bu bizim üzerimize farz arkadaşlar. Bütün dünyanın Allah'ı ve Peygamber'i tanıması adına ne olur dua edin. Ya Rabbi deyin, benim neyim hoşuna gidiyorsa, hangi salih amelim varsa onun hürmetine. Hangi mazlumiyetin varsa O'nun hürmetine, hangi mağduriyetin varsa O'nun hürmetine deyip, derdi de Allah'a satarak, dermanı da yine Allah'a satarak deyin ki, Ya Rab bunlar hürmetine de bütün dünyaya Efendimiz'i tanıt deyin ve ne olur arkadaşlar, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı bütün insanların tanıması için böyle dua edelim. O'nun bu dini bize getirirken başının yarıldığı, dişinin kırıldığı yerde, bizim elimizi açıp böyle bir dua etme işimiz herhalde vefasızlıktır arkadaşlar. Böyle büyük dualar edelim. Büyük dua etmeyi bilmiyorsak da öğrenmeye çalışalım. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle inşallah. Cenab-ı Hak inşallah arkadaşlar kalbimize ihlas versin. Cenab-ı Allah ahir zamanın riyasından, kibrinden, fitnesinden bizleri mahfuz ve muhafaza eylesin inşallah. Biz de sizlere selam ediyoruz. Biz de arkadaşlar inşallah ailelerinize selam ve hürmetler sunuyoruz. Allah sizi ve ailenizi sevdiklerinden ve affettiklerinden eylesin inşallah. Haremeyn kanalımız sizlere emanet. Allah'ın izniyle arkadaşlar. İnşallah bunu etrafınıza duyurun. Daha çok arkadaşlar yayınlasın. İnşallah videoları böyle etrafımıza gönderebiliriz. Salavatla başladık, salavatla bitirelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bir adedi ilmike ve bir adedi malumatik. Allah'ım senin ilmin kadar ve malum olduğun işler kadar Efendimiz'e salat ile selam olsun ya Rabbi. Yer durdukça gök durdukça bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya ve onun ev halkına ve ashabına ve onun yolundan giden Allah'ım evliyaya, asviyaya, fukahaya, şühedaya, ulemaya hepsine Allah'ım selamımızı ilet ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'a emanet olun. Rabbim sizi sevdiklerinden eylesin arkadaşlar.